Her yüzyılda bir topraklarımızı işgal girişiminde bulunan Haçlı güçleri, tarihler 13 Nisan 1909 yılını gösterdiğinde, komuta kademesinin çoğunluğunu tapınakçı Mason Selanik dönmesi askerlerinin oluşturduğu 230 bin kişilik dev bir orduyla karadan ve denizden büyük bir askeri işgale girişmişlerdi. Ordu, 1902 yılından beri İtalyanlar tarafından kurulmuş Makedon Jandarması adı altında eğitim gören Makedon, Selanik, Bulgar, Sırp ve Yahudi çetelerinden oluşmaktaydı. Kara üzerinden öncelikle padişaha bağlı Çatalca, İzmit ve Eskişehir birliklerini kontrol altına almak ve Anadolu'dan gelebilecek yardımı önlemek için on binlerce askerini buralara sevk etmişlerdi. Deniz üzerinden askeri sevkiyat ve lojistik destek için Antalya'dan Kudüs'e 50, İstanbul kıyılarında ise 30'a yakın savaş gemisi hazır bulunmaktaydı. Bu gemilerin menşei İngiltere, İtalya, Rusya, Avusturya, Macaristan, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Mersin, Antakya limanları ve İstanbul tamamen bu gemilerin işgali altındaydı. Tapınakçı Mason komutanlar tarafından sivil halka ve camilere sığınan insanlara ateş emri verilmiş, yüzlerce insan cami avlularında şehit edilmiştir. Ayrıca İstanbul'daki telgraf bağlantıları kesilmiş, burada görevli olan memurlar derdest edilmiştir. Lozan Anlaşması döneminde sözüm ona Türkiye tarafından Türkiye içerisinde ticari imtiyazının devamı için imza atılan Armstrong ve Vickers firmalarının ürettiği zırhlı araçlar, Maxim ve Colt otomatik silahları yüzlerce masum sivil ve askerimizi katletmiştir. Padişahın ateş yok emrini yerine getiren Osmanlı askerleri bir yandan da bu gelişmiş silahlara karşın kendilerini korumak zorunda kaldılar. Taşkışla, Taksim kışlalarında buna rağmen çok büyük bir direniş gösterilmiş, ancak şehit ve esir olan binlerce askerimiz olmuştur. İşgal güçleri, öldürdükleri askerleri ve bazı esirleri diri diri bugünkü Gezi Parkı bölgesinde gömmüştür. Avrupa basınında İstanbul'un nekropol yani mezarlığa dönüştüğü, cesetlerin sokak aralarında ve yol ortalarında bırakıldığı haberleri yapılmış, bir yandan da İstanbul'daki 456 yıllık Müslüman hakimiyetinin sona erdiği, İstanbul'un bir Hristiyan şehri olduğu söylenmiştir. Tapınakçı Mason Haçlı Komuta Kademesi, vakanın bitiminde birbirlerini tebrik ederek kutlamışlardır. Teslim olan 10 bini aşkın asker ve sivillerin bazıları İstanbul içerisinde idam sehpalarına götürülmüş, binlercesi ise akıbeti belli olmayan diyarlara sürülmüştür. İşgal sonrası özellikle Yıldız Sarayı ve başta olmak üzere her yer yağmalanmış, padişahımıza ait tüm değerli mücevherat tapınakçı masonlar arasında pay edilmiş, döneme ait jurnaller ise yakılıp yok edilmiştir. Yazar ve araştırmacı Burak Turna'nın 1909 Osmanlı'nın Gizlenen İşgali kitabının 63. sayfasındaki Turkish Crisis yazısında bahsi geçen 300 Makedon askerinin İstanbul'da toplu gömüldüğü yeri bilen tarihçinin ismini tarihe bırakacaktır yazısına binaen Rahmani Değerler Derneği olarak yaptığımız çalışmada bu toplu mezarın Şişli'deki Abide-i Hürriyet anıtı olarak kanıtlamış 113 yıldır gizlenen bir gerçeği gün yüzüne çıkarmış bulunmaktayız. Sultan Abdülhamit neden tahttan indirildi ve halifelik neden kaldırdı sorusunun cevabı 1909 yılında Selanik Konsolosu Seon ve Dışişleri Bakanlığı'ndan Pikon arasındaki 166 numaralı kayıtta cevabını buluyor. İslamcı düşüncenin Sultan Abdülhamit ile başlamış olduğunu söyleyebilirim. Ondan önceki hiçbir Osmanlı hükümdarı halifeliğin Osmanlı soyuna verdiği bu büyük gücü aramamıştı. Sultan, tüm dünyadaki Müslümanların halifeyi tanımasının Osmanlı'ya tüm İslam aleminde orta çağda bile hiçbir papanın elde etmeyi başaramadığı inanılmaz büyük bir güç ve nüfus verebileceğini düşünmüştü. Cennet mekan Abdülhamit Han ve şehit olan askerlerimiz için El Fatiha.